Merhaba Web Tekno takipçileri, ben Lütfi Karaca. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Barış Kahraman. Bugün Lütfi ile birlikte yurt dışından nasıl ürün getirilir, hangi ürünler getirilir, hangileri getirilemez bu soruları cevaplayacağız. Web Tekno'ya hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şimdi Barış, yurt dışından ürün getirme olayı böyle bayağı efsane olmuş bir durum. Hani ne getirilir, ne getirilmez, gümrüğe takılır mı, takılmaz mı? Bu soruların cevaplarını senden dinleyeceğiz bugün. Soru cevap şeklinde yapalım diye düşündük. Daha rahat olur, arkadaşlarımız için de daha anlaşılır. Hani belli başlı soru kalıplarımız var. Ben sana bunları yöneteceğim, yönlendireceğim. Sen de onlara cevaplarında bizi aydınlatırsan seviniriz. Tabii ben de elimden geldiğince gümrük mevzuatından biraz kopya çekerek, biraz da tecrübelerimden ya da çevremdekilerin tecrübelerinden faydalanarak cevaplamaya çalışacağım. Tamamdır. O zaman ilk sorumla başlıyorum. Abi en çok merak eden, edilen takipçilerimizin de çok sorduğu, telefon getirtebiliyor muyuz? Telefon hiçbir şekilde getiremiyoruz. Telefon getirmenin tek bir koşulu var. Buradan telefonla çıkarsınız. Hı-hı. Telefonunuzu yurt dışında dönerken unutursunuz. Sadece o unuttuğunuz telefonu geri getirebilirsiniz. Onun dışında telefon, tablet getirmek kesinlikle mümkün değil. Yani yasak değil mi? Evet. Tamamdır. Zaten unutup da buraya geri getirdiğiniz telefonu getirecek olursanız onu da sistemden e-mail numarasına kontrol ediyorlar. Yani bu telefon gerçekten yurt içinde miymiş? Bu telefon buraya gelmiş mi daha önce? Burada mı alınmış? Burada mı kullanılmış? Ona göre getiriyorlar ya da size teslim etmiyorlar. Tamamdır. O zaman bu konuyu aydınlattık. Evet. Kapatabiliriz artık sanırım. Ne? Onun dışında başka getiremediğimiz ürünler vardır illaki. Başka getiremediğimiz ürünler tabii ki var. Mesela RPG getiremiyoruz. Yani roket atar getiremiyoruz. Bunun dışında kesici delici aletleri getiremiyoruz. Hı-hı. Sıkıntı çıkıyor. Ayrıca kozmetik ürünlerini getiremiyoruz ki yabancı parfüm, ithal parfüm falan, hı-hı, çok modaydı bir dönem ki hala öyle. Ama orijinal parfüm getirmeye kalktığımız zaman bu da gümrükte takılıp bize iade edilmeyen orijinal olmayanlar arasında da gelmiyor ama. Tabii. Hani bütün kozmetik ürünleri gelmiyor. Kozmetik ürünleri gelmiyor. Hani sadece parfüm de değil bu arada. Hani fondöten de getiremiyoruz mesela. Ama mesela fondöten kutusunu getirtebiliyorsun. Onu gördüm. Hani onu getiren insanlar var. İçi boş kutuyu hani sen alıp buradan bir şeyler doldurabiliyorsun içine. Ambalaj olarak getirebilirsin, hı-hı, ama ürünün kendisini getiremiyorsun. Onun dışında bir de şey konusu da var abi. Sporcu ürünleri konusu. Evet, sporcu ürünleri var. Özellikle bu telefon uygulamalarıyla cart vücutla sanki herkes spor yapıyormuş gibi bir, hı-hı, muamele başlattılar. Sporcu ürünlerinde belli kıstaslar var. Eğer doktor tavsiyesiyle kullanıyorsanız mesela doktorun size tavsiye ettiği reçeteyle birlikte getirebiliyorsunuz. Yani gümrük memuruna o reçeteyi göstermen lazım. Aynen öyle. Hani ürün sizin kapınıza getirilmiyor, gümrükte, hı-hı, takılıyor, size haber veriyorlar. Siz de gidip arkadaşım ben bunu doktorum emretti, sen kime neyi vermiyorsun deyip getirtebiliyorsun. Ya da milli sporcularda, milli takımda yer alan, hı-hı, sporcularda yine milli takımda yer aldığını gösteren sporcu lisansıyla birlikte bu ürünü alabiliyorlar. Anladım, tamamdır. Bir de şey var abi, ya birkaç tane daha şey var tabii ki de. Kaç tane ürün getirtebiliyoruz? Yıllık, aylık bir limitimiz var mı? Yıllık limitimiz şöyle var. Yıl içerisinde, bir dönem içerisinde 5 defa sipariş verebiliyoruz aynı alıcıdan. Yani atıyorum bir siparişimizi Ocak'ta verdik, işte bir siparişimizi Temmuz'da verdik, sonra 3 siparişte sonbahara doğru verdik. Bu problem değil. Yani yıl içinde aynı üreticiden, aynı satıcıdan 5 ürün alabiliyoruz. Onun dışında? Onun dışında eğer 5'i geçtiğimiz takdirde bize hop diyorlar, siz ne ayaksınız, ticaret mi yapıyorsunuz, bunları satıyorsunuz siz. Röst diyorlar. Onları röstledikten sonra sen ticaret yapmadığını kanıtlamaya çalışıyorsun. Hı-hı. Ki kanıtlayamadığın takdirde getirdiğin siparişin vergisini üzerine ekleyerek tekrar alabiliyorsun. Bu arada vergi demişken bir fiyat limitimiz var vergilendirme ile ilgili. Öyle. 75 euroluk ürünlerde, 75 euroya kadar olan, hı-hı, ürünlerde vergi muafiyeti var. Yani 74 euroluk bir ürünü vergiden muaf biçimde getirebiliyorsunuz ama bu biraz muallak. Ya o şey aslında gümrük memurunun inisiyatifine kalmış bir durum, o çok sıkıntılı bir şey. Hani, hı-hı, gümrük memuru akşam karısıyla kavga etmiştir, sabah işe öyle gelmiştir. İddiada tek maçtan yatmıştır. İddiada tek maçtan yatmıştır, senin 70 euroluk ürününü geçirmez. Arkadaşım, hı-hı, sen gel bakayım buraya kontrol edeceğiz biz bunu der ama işte çok iyi bir gece geçirmiştir, şimdi detayını vermeyelim. Hı-hı. Ya da işte tuttuğu takım 6 atmıştır, 5 atmıştır. Ertesi gün gelir, hadi ya, hadi. 100 euroluk ürünü geçirir, bu da benden kıyak olsun der. O biraz muallak bir şey çünkü. Adet sınırı da yok normalde. İstiyorsan aynı üründen 30 tane sipariş ver, 75 euronun altında kalıyorsa hiçbir kontrolde olmadan geçer. Hani biz buraya ofise atıyorum 10 tane klavye siparişi verdik, ticari hiçbir kaygımız yok, onun da kendimiz kullanacağız. Ve 75 euronun altında. Bunu normalde tutma gibi bir durumları söz konusu değil. Hı hı. Ama adam kıllanır. Adam kendisi kıldır. Sen ticaret yapacaksın abi der yani. Uyuzdur. Siz bunları satacaksınız lan gelin buraya der.
paşa paşa gidersin sen de. Yapacak da hiçbir şey yok. Bu durum aslında bayağı sıkıntılı. Neyse, orayı o zaman es geçiyoruz. İnisiyatif olayı tamamen devrede orada o zaman. Aynen. Tamam. Ama şey, dediğim gibi prosedür gereği 75 Euro'ya kadar olan ürünlerde vergi muafiyeti söz konusu. Hiçbir sıkıntıyla karşılaşmadan hızlı posta ya da kargo yoluyla ürünün kapınıza gelmesi gerekiyor. Eyvallah abi. Şeyi sorayım. Ortalama kargo süreleri ne kadar? Ortalama kargo süresi alışveriş yaptığımız siteden ve göndericiden kaynaklı değişiyor. Göndericinin yaşadığı ülke bile. Yani. Aynen. Şimdi öyle şeyler var ki bu bazı Çin ticaret sitelerinde 30 gün 45 gün falan alışveriş şeyi var. Kargo gönderim süresi var. Bu hatta neden bu kadar bile uzayabiliyor. Hatta uzayabiliyor. 55. gün ürünü gelen bu arkadaşlar. Neden var. Bu kadar uzun? Çünkü adam bir tek senin ürününü göndermiyor. Zaten çok ucuz alıyorsun. Bekle. Adam konteynerle gönderiyor onları. Bir konteyner dolmadan da çıkartamıyor. O yüzden mecburen bekletmek zorunda kalıyor ama işte eBay'den falan yapacaksam gönderici orada belirtiyor zaten bir hafta sonra verilecek kargoyu diye. Peki abi gelen ürün bozuk çıktı diyelim. Bir şeyler aldık. Bir geldi içinden hıyar çıktı. Ya da bozuk çıktı ürün. Ne yapıyoruz orada? O noktada güvenli e-ticaret denilen ya da işte e-ticaret kanunu gereği yapılan bazı uluslararası yaptırımlar söz konusu. Ama bu da alışveriş yaptığınız siteye göre değişebiliyor. Anladım. Ama normalde bütün tüketici haklarınız internet üzerinde yaptığınız standart alışverişlerde de geçerli. Hı hı. Yani ürünü aldığınızı resmi olarak belgelediğiniz takdirde işte faturasıyla vesairesiyle, şusuyla, busuyla onlar size yenisini göndermekle ya da muadilini göndermekle yükümlüler aslında. Tamamdır. Zaten hani göndermezse de onu negatif puan olarak gidiyor ve satıcı değeri düşüyor üstelik aslında. Yani o da ayrı bir durum. Yapmamaları gerekiyor ama engelleyemiyorsun. İnsan oldu işte. Peki abi diyelim Samsung'un veya X bir markanın, işte Apple'ın bir ürününü aldık ve gümrükte problem çıkmadan geldi buraya. Tamam. Hani varsayalım ki bir yıl sonra cihazdan kaynaklı bir arıza oldu. Yani garanti durumu devreye girdi. O zaman ne oluyor? Bir kere önce şey diyelim, Samsung demeyelim. Hani en başta zaten telefon tablet getiremeyiz demiştik. Ya belki mesela, şarj aleti falan getirdik. Aynen. Öyle kablosuz bir şey. Kablosuz şarj aleti geldi. Olabilir. Garanti eğer zaten Samsung'dan, Apple'dan falan bahsediyorsak onların uluslararası garantileri zaten var. O problem değil. Bazı ürünlerde ya da şüphe duyduğumuz ürünlerde biraz araştırma yapmamız gerekiyor. Uluslararası garanti kapsamı ve lokal garanti kapsamı diye bir şey var. Eğer ürün uluslararası garanti kapsamındaysa ya da garantisi uluslararası geçerliliği olan bir garantiyse hiçbir problem yok. Hani burada istediğiniz bir servise götürüp, yetkili servise götürüp garanti kapsamında ürünü tamir ettirebiliyorsunuz ya da tamir edemedikleri takdirde muadiliyle değiştiriyorlar. Eğer garantisi uluslararası değilse o zaman paşa paşa ürün nereden aldıysan oraya gidip dükkana vereceksin, yapacak bir şey yok. Kargolayacaksın ya da buradan bir şeyler yapacaksın. Yani almadan önce şey de yapılabilir aslında, Türkiye tedarikçisiyle de görüşülebilir. Hani sizin garanti şartlarınız neler gibisinden, eğer böyle yüklü bir şey alacaksanız, vergisini ben bunu öderim diyorsanız o zaman bence o zaman konuşmakta fayda var. Bu vergi olayından da bahset istersen. 75 Euro'yu aştı ne olacak abi? 75 Euro'yu aştıktan sonra bir de ayrı bir vergi mevzumuz var. Şimdi ürünümüz eğer 75 Euro'nun üzerindeyse biz bunun normal gümrük vergisini ödüyoruz sadece. Bu da Avrupa Birliği ülkelerinde %18, diğer ülkelerde %20 olarak alınıyor. Bizde %18. Avrupa Birliği'nden sipariş edersek ürünü %18, ürünü başka bir ülkeden sipariş ettiysek %20. Bu gümrük kanunu, gümrük vergi kanunu, cartçuk var ya onunla ilgili. Gümrük Birliği kanunu. Ki genelde Amerika veya Çin'den geldiği için %20. %20'ye çıkıyor o zaman. Bunlarda problem yok. Eğer ürün 1500 Euro'nun üzerine çıkıyorsa İşin rengi değişiyor mu? O zaman şekil değişir. Çarşı karışır. Çarşıyı bilmem ama gümrük karışıyor öyle bir durumda. Kara gümrük yanıyor, polis beni arıyor. Kara gümrük yanıyor, herkes benden biliyor. Belgeler havalarda uçuşuyor. Aynen. Beyanname doldurmanız gerekiyor çünkü böyle bir ürünü ithalat prosedürüyle birlikte getirebiliyorsunuz. Yani ben bunu satın aldım geldi değil de ben bunu ithal ettim demek zorunda kalıyorsunuz. Beyanname dolduruyorsunuz, gümrük prosedürleriyle uğraşıyorsunuz vesaire falan filan. Gümrük mevzuatında sizin ürününüzün girdiği sınıfa göre, hangi sınıfa giriyorsa ona göre sınıf ayrı bir daha teknoloji, araç vesaire. Evet gibi. Onların hepsinin madde madde açıklamaları var. İşte bilmem neye dahil olan gıda ürünü, İşte bilmem nereye dahil olan medikal ürün, bilmem nereye dahil olan şu bu falan filan diye bir sürü sınıfları var. Biraz karışık gibi inceden. Yani çok da karışık değil de hani ne kadar ödüyorlar peki yani hani çok mu değişiyor? %18'in çok üzerine değişiyor. Çok bir şey biliyor. %2 ödeneni de var, %20 ödeneni de var. Oo. Yani o skala çok. Harbiden kaldı. Çarşı orada karışmış biraz. Abi gümrük mevzuatı şu kadar falan kalınlığı ya. Enteresan. O zaman onu almadan önce hani
o bilgiyi öğrenmek şart diyelim. O bilgiyi öğrenmek şart. Zaten 1500 euronun üzeri para verecek bir adam hani bir şeylere hakimdir biraz ya sanki. Yani 1500 euro herhangi bir ürün yurt dışından getirtiyorsa gitsin bir tane gümrük müşaviriyle konuşsun abi. Ya da aynen. Şey gümrüğün kapısını çalsın bu nedir diye sorsun. Ha, ama şey gümrük memurları çok suratlı adamlar değil, cevap vermezler. Bir denesin şansını ya. Peki abi ürünü verdik siparişini, bastık öde diye böyle. Sonra kargo gelecek. Bu kargo ödemeyi yaptık evde. Aynen. Bekliyoruz. 30 gün bekleyince geliyor. Peki nereye geliyor ürün? O ürün şöyle, normalde biz evde beklerken eve gelmesi lazım. Çünkü teslimat adresi olarak işte ya evin ya ofisin bir yerin adresini veriyoruz. Ama biraz önce dedim ya, gümrük memurunun inisiyatifine bağlı diye, ona kalmış diye. Hatta kargo çalışanının bile biraz inisiyatifi orada devreye giriyor gibi geldi bana. Çünkü ben bir tane telefon kılıfı sipariş etmiştim. Silikon bir kılıf abi. Bildiğim böyle kocaman şeyi, ne o, posta kutusuna sıkıştırmışlar böyle. Apartmanın kapısı açık. Şey, o kargocunun kendi gerizekalılığı da. O, ayıp değil artık o yani. Şey onu hani kovalamaları lazım alan arkadaşlar. Biraz onu bakmaları söyleyeyim. Gerekiyor aynen. Şimdi ben evde bekliyorum ürünü. Ürünüm gümrüğe takılmış. Hı. Hiç haberim yok. 45 gün geçiyor. Şu oluyor, bu oluyor. Bilmiyorum. Zart bir telefon. Böyle böyle bir teslimatınız var. Gelip bakmanız gerekiyor diyebiliyorlar. Bunu ya büyük paketlerde diyorlar ya da işte yüksek tutarlı paketlerde diyorlar. Ya adam şüphelendiği takdirde seni kaldırıp evine getirtebiliyor. Çünkü yetki onda. Böyle bir sıkıntımız var bizim. Ama onun dışında teslimat adresi orayı verdiysen ve mevzuata dahilse bu gönderdiğin ürün. Ya mevzuatta herhangi bir problem çıkartmıyorsa kapına kadar gelmesi gerekiyor. Mevzuat işi de gümrük memuru açıp bir kurcalama değil mi? Mevzuattan kastım böyle. Ha tabii. Hani mevzuat neymiş bu? Aa kutu ses çıkartıyor. Bakayım. Düğmesi var. Nasıl? Yine inisiyatiflere kaldık orada. Aynen öyle maalesef. Ya şey aslında her şey çok açık. Bütün kurallar çok net ama insan faktörü işin içine girince işte rengi değişiyor yine dediğimiz aynen. Gibi. Neyse tamam uzatmayalım o kısımlarını çok fazla. Sana son iki sorum kaldı. Bunları da sorayım. Birincisi Amazon. Benim çok sevdiğim bir site abi. Mükemmel şeyler ben var. Ben de çok seviyorum. Hatta Amazon'un kendi ürünlerini de çok seviyorum. İncelemelerini yazmayı da çok seviyorum ama hiçbirini getirtemiyorum. Yasak değil mi? Yasak hemşerim diyorlar. Yasaktan değil Amazon göndermiyor. Tamam. Yani o zaman orayı muhtemelen şey bizim vergi prosedüründen dolayı göndermiyor. Çünkü Amazon'un fiyatları ağırlıklı olarak küresel ya da birbirine çok yakın fiyatlar. Hı hı. Şimdi Kindle'ı Amerika'da sattığı fiyatla Türkiye'de satmaya kalkıyor. Türkiye'de hop kardeşim bunun şu kadar vergisi var. Türkiye'de bu fiyatın altına satılmaz gibi bir prosedür giriyor işin içine. O yüzden Amazon maalesef gönderim yapamıyor. Tamamdır. Şunu söyleyeyim. Ama geçen mesela bizim Bırt inceledik. Eko diye bir hoparlör. Böyle çok tatlı bir şey. Ben evime alıp kullanmak isterim onu. Ama alamazsın. Yani, alamıyorum işte. Maalesef. Neyse bu konuyu geçiyorum o zaman. Göndermiyor yani Amazon. Yok Amazon'dan bir şey alamazsınız arkadaşlar. Şunu sorayım abi. Mesela 15 euroya bir şey aldım. Vergiyle alakalı hiçbir sorun yaşamayacağım ama hı hı. 50 kilo. Olmaz. Olmuyor mu? Ya olmaz değil. Hani fatura fiyatında ağırlığını kıyasladıklarında şüphelenirler. Hı hı. O yüzden seni gümrüğe kadar yorarlar biraz uğraştırırlar. Burada önemli olan ağırlık mı boyut mu abi? Kapladığı desi mi? Hacminden şüphelenip çağırabilirler. Hı hı. Ama ağırlığından da şüphelenip çağırabilirler. Aynı şey aslında bakarsan onlar için çünkü çok bir şey fark etmiyor. Ama prosedürde 30 kilonun altındaki her şey sorunsuz geçebiliyor. Anladım. Ya maksimum üst limitimiz 30 kilo. 30 kilogram. Tamam. 30'un üstüne peki para mı ödüyoruz yoksa gelmiyor mu? 30 kilonun üzerinde aldığımız ürüne bağlı. Yine orada. Aynen. Yani şey atıyorum 30 kilo gübre de sipariş verebilirsin. 30 kiloluk bir işte kurşun kalıp da sipariş verebilirsin. Ha, kurşun kalıp sipariş verdiğin takdirde adam bunu ticari kaygıyla aldığını ve üretim amaçlı kullanacağını düşünür. O yüzden fiyatı ne olursa olsun senden vergisini ister. Gübreyi ne yapacağız? Yiyeceğiz mi gübreyi? Gübre de yani ticariye girer. Ya örnek de hani şaka yapıyorum. Ben bahçemde kullanacağım. Belki seviyorum bahçeyi uğraşmayı. Valla biraz değişik işler abi. Hani yine her zaman işin ucu araştırmaya çıkıyor. Hani ne gelir ne gelmez olayı. Ama cep telefonu kesin gelecek. Bizim takipçilerimizin en çok merak ettiği şey gübre değildir, cep telefonudur. Öyle. Hiç uğraşmayın, bulaşmayın. Şeye de açıklık getireyim bu arada. O da çok merak edilen konulardan birisi. Bir dönem şey söylentisi vardı. Hediye paketine sarın, gönderin. Takılmadan geçer sıkıntı. Olmaz ben buna hediye ediyorum dediğiniz takdirde diye. Sonradan gümrük memurlarının gözü açıldı galiba. Evet. O şey çünkü yani müsamaha gösterilerek yapılan bir olaydı. Şimdi hediye paketi falan hiçbir şekilde işe yaramıyor. Normalde ben yolcu olarak yurt dışına çıktım, geri dönerken 430 euro'luk hediye taşıma hakkım var. Hı hı. Vergisiz şekilde 430 euro değerinde ürünle Türkiye'ye geri dönebiliyorum. Orada şey var abi, onu da hemen söyleyeyim. 15 yaşından küçüksen o değer 150 euro. Ha. Onu da söyleyeyim. Ben ekstra bilgi. Onu bilmiyordum mesela. Aynen. 15 yaşındayken hiç çıkmadım dışarı.
Ben de çıkmadım oğlum, internette gördük. Allah Allah. Ama öyle hediye paketi yapsınlar da göndersinler falan söz konusu değil. Kargo ile hediye gönderiminde vergi istiyorlar yine. Anladım, tamamdır. Yani bir süre çünkü Türkiye içinden hediye paketi yağdı. Herhalde ayılmışlardır yani. Ayılmışlar ki... Konteyner bu ülkede kim kime hediye alıyor. Aynen öyle. Çok sıkı ilişkilerimiz hani olduğu için. Anneler günün annemize çiçek almaktan aciziz. Aynen ama öyle. Bir konteyner hediye yani. Geliyor. Neyse, abi bu kadar konuştuk. Bence şimdi bir tane alışveriş yapalım. Evet, sonra bir da biraz bunları aynen, pekiştirmiş olalım aynı zamanda. Diye. Evet, alışverişimize başlayalım. Başlamadan önce şunu söyleyeyim abi. Görüyorsunuz zaten şu an sayfada da açık. Bonus Bey muhabbeti. Takipçilerimiz olaya zaten vakıflar. Ama yine de bir kere daha açıklayayım ben bunu. Nedir, anlatalım. Bonus Bey'de şu var. Önceden zaten eBay veya hani AliExpress gibi yurt dışı siteleri yoktu. Bizim yoğun baskılarımız sonucu eBay ve AliExpress vesaire siteleri buraya getirmeyi başardık. Önceden sadece yurt dışı alışverişlerimizde kullanabildiğimiz bir yerde. Artık bunlar da var. Artık Webtekno sağ olsun diyelim. Öyle. Hiçbir şey yapmadan, sadece ebay.com'a girmeden önce Bonus Bey'e giriyorsunuz ve buradaki eBay'in sayfasından bonus ala basıyorsunuz. Sizi direkt eBay'in sayfasına yönlendiriyor. Bu şekilde yaptığın alışverişlerden %5, yani %5'e kadar bir indirim sağlıyorsun, bonus kazanmış oluyorsun. Hiç ekstra bir şey yapmadan abi. Aynen. Bu bence gayet güzel bir olay. Ya ben nasıl olsa alışveriş yapacaksam böyle bir yerden girip harcadığım paranın %5'ini geri almış oluyorum. Bu gayet iyi. Tamamdır. Şimdi şunu da söyleyeyim abi. Şu an ekranda bulunan linkten giderlerse eğer 10 liralık bir başlangıç bonusu alacaklar Bonus Bey üzerinden. Bu da bizim ufak bir kıyağımız olsun diyelim. Bu da takipçilerimize böyle bir hizmetimizdir. Tabii ki de her zaman yaptığımız gibi. Şimdi Bonus Bey diyeyim ve bonus ala basıyorum. Beni eBay'in ana sayfasına yönlendirecek. Ne alacağız bu arada? Geldik. Ne alalım? Bu arada şeyi de söyleyeyim. Aldığımız şey ne olursa olsun takipçilerimizden birine hediye edeceğiz. Böyle de bir kıyağımız var. O zaman drone falan alalım, kullansınlar. Drone, tamam. Nasıl bir drone? Hemen yazalım. Yani işte kumandalı, kameralı bir şey. Kumandalı zaten oldu. Beyin gücüyle mi kontrol edeceğiz drone'u? Üç elleri var ama eski modelleri falan vardı bunların. Model uçak gibi iple uçuruyordum. Hoppa, yok. Teknoloji gelişti abi. Geri kafalıyım oğlum. Hadi bakalım. Bak şurada bir tane kamerayı buraya koymuş. Eşşenk kadar. Ha. Altında da var, 109 dolar. Bak bu mesela gümrükte patlama ihtimali var, 75 euroyu galiba geçiyor. Evet. Hesapladığımız zaman. O yüzden biraz hani ona dikkat etmemiz lazım videonun başına da belirttiğimiz gibi. Garanti bir şey olsun. Hani takılmayacağına emin olduğumuz bizim zımbırtı olsun. Bakıyorum şöyle. Sanıyorum yukarıdaki sanki. Aynen o. Güzel bir alete benziyor. Bakalım. Fiyat olarak da sıkıntıya sokmayacak bizi. 53 dolarmış. Şöyle. Tamamdır. Bu quadcopter bize fiyat olarak uygun olacakmış gibi geliyor. Yani. Şimdi dikkat edeceğimiz hususlara burada başlayabiliriz. Önce satıcının ne kadar güvenilir olduğu. Ha, evet, biraz da o sıkıntısı var. Kesinlikle. Hani hadi mevzuatı falan geçtik. Aldığımız ürün gerçekten bize gelecek mi? Yoksa doğru ürün mü gelecek? İçinden hıyar mı çıkacak? Aynen öyle abi. Bak şurada şeyler var. Pozitif feedback. Geri bildirim muhabbetleri var. Adam yaptığı satışlardan %99.2 pozitif feedback almış. Yani bu demek ki ben size yamuk yapmam. Yani. Anlamına geliyor. Adamın müşterilerden %99.2'si memnun kalmış. Aynen öyle. Şurada da satış puanı var. Satış puanıydı bu yanlış. Yani feedback skormuş. Top rated seller'ı zaten buraya eBay yapıştırmış. Yani bu adam da sıkıntı yok. En güvenli satıcılarından biri anlamına aynen gelen öyle. Madalyasını koymuş oraya. Daha sonra abi bak şuna da dikkat etmek lazım. Bu adam Türkiye'ye gönderiyor mu bu ürünü? Evet. O da mühim. Ve gönderiyorsa da kaç para? Mesela şeyler var. Telefon kılıfı alacaksın 1 dolar diyor. Oha ne kadar ucuz diye atlıyorsun böyle ama kargosu 10 dolar mesela. O sana 11 dolara gelmiş oluyor. Bir anlamı kalmıyor. Ona aynen dikkat etmek lazım. Şurada hemen shipping and payments kısmı var. Buraya geldik. Zaten bizim ülkemiz Türkiye seçiliydi. Bunu otomatik algıladı ve free shipping'i de buraya yapıştırdı. Free shipping demişken bu arada arkadaşlarımız yurt dışından ürün getireceklerse biraz önce sözünü ettiğimiz o vergi meselesi kargo ücreti haricinde arkadaşlar yani fatura tutarı 75 doların 75 euronun altında olduğu takdirde oluyor. Aynen. Kargoyu çok umursamıyor gümrük. Zaten gümrüğe orada bir şey yok. Neyse dur abi. Bak PayPal'ı onaylıyormuş. PayPal'dan alışverişi yani accepted diyor, onayladık diyor. Bu da PayPal zaten hani güvenilirliği artık tartışılmaz bir oluşum olduğu için yani. Sıkıntısız buradan alışverişimizi yapabileceğiz. Yani dediğim gibi kargo olayına dikkat edin. Free shipping mi ya da shippingse de kaç para. Onun dışında satıcının güvenilirliği çok önemli. Hı hı.
Daha sonra hani çok böyle şeyse, pahalı bir ürün alıyorsanız bence şeye de bakılabilir. Satıcı yorumları var. Hı-hı. Oraya da bir bakılabilir. Hatta şuradan. Ya da kimi zaman satıcının kendi sitesinden sık sorulan sorular bölümü vesaire gibi hı-hı, şeyleri de inceleyebilirler. Puanla tıkladığımız zaman zaten bu bir ay içinde 950 pozitif, 6 tane negatif, hı-hı, ve nötr 7 tane almış. Gayet iyi bir rakam. Toplamda da 11.132 pozitif ve 85 negatif, gayet iyi. Yani bir yıl içerisinde son derece iyi yorum almış. Kesinlikle. Son alt tarafta da faaliyeti iyi. Alt tarafta yorumları görebiliyoruz. Hı-hı. İşte neler satmış. Aldığı mesela birisi ne almış? Windproof Torch Red Lighter. Bir tane çakmak gibi şeyler almış. Evet. Ve sıkıntısız göndermiş adam. Gibi gibi yorumlara bakarak yine satıcının güvenilirliğinin ne durumda olduğunu anlayabiliyoruz. Aynen öyle. Biz ürünümüze geriye dönelim. Buy it now seçeneği var. Burada şey de var abi. Açık artırma muhabbeti de var. Buy it now hemen zart diye siz bunu alıyorsunuz. Hemen satın al butonu Türkçe karşılığıyla. Aynen öyle. Biz bunu hemen satın alacağız. Bu arada hediye göndereceğiz dedik arkadaşlarımıza. O kampanyadan bahsedelim. Arkadaşlar ürünün bize gelmesi 2 hafta falan sürecek muhtemelen. Herhalde süre o kadar. Süre 2 haftayı geçermiş gibi geliyor bana biraz. Ürünümüz geldikten sonra biz burada incelemesini yapacağız. Kutuyu açacağız. Ondan sonra size göndereceğiz. Hı-hı. Ondan da bahsedelim. Aynen öyle. Ondan sonra vay efendim nerede benim ürünüm, ben kazandım demesin kimse. Şimdi burada tabii informasyonları update'lememiz lazım. Yani Türkçe meali bilgilerimizi güncellememiz lazım. Ülkeyi seçiyoruz. Bu bilgileri hemen hızlıca geçelim. Siz burada kendi adres bilgilerinizi yazarsınız. Satın ala bastık. O kısımlarda biraz bilgi olduğu için oraları göstermeyelim. Orada bizi PayPal'a yönlendiriyor. PayPal'a tanımlı kredi kartınızdan zaten Zart diye ödüyorsunuz. Bu kadar basit. Yani orada çok anlatılacak böyle kıllı bir durum yok. Aynen. Adres vesaire girip aynen, ödeme yöntemi seçip kredi kartı ya da PayPal ki zaten adresini önceden girdiysen bir daha girmene gerek yok hani. Evet. Şimdi satın aldık. Thank you for your purchase diyor. Yani satın aldığınız için teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Burada da sipariş detayları. Evet. Burada dilersek satıcıyla iletişime geçiyor biliyoruz. Ürünüm nerede, kargoya verdim vesaire. Hı. Bak şurada contact seller kısım var. Evet. Ürün geldikten sonra leave feedback var ki bu da satıcının o puanları yükselsin diye. Hı hı. Üründe bir problem yoksa buraya gelip insan gibi feedback'imizi yani geri bildirimimizi yapmamız lazım ki adama 5 yıldızı verelim, adam da satışını güvenli bir şekilde devam edebilsin. Yorumumuz görünsün diye bir yıldız verdik demeyelim. Aynen öyle. Ama eğer ki yani üründe problem varsa, satıcıyla iletişim kurdunuz, bu problemi çözmüyorsa orada bir yıldızı çarpmak bu adamın hakkıdır zaten. Yani eğer yamuk yapıyorsa bize. Aynen öyle. Tamamdır. Alışveriş bitti. Evet. Geçmiş olsun. Çekilişten bahset istiyorsan. Çekiliş. Atlamadan nasıl kazanacaklar bunu. Ha bu arada şunu da söyleyelim. Şimdi alışverişi yaptık. Hemen bonus B'ye geriye dönelim. Ha evet. Buraya birazdan düşecek bizim bonusumuz. Zart B'ye düşmüyor abi. Birkaç dakika bir geçmesi lazım. Onu normal bekliyoruz. Ancak bizim ödememiz oraya geçecek. O buraya gelecek. Aynen mesela öyle. Aynen geldi abi hesabımıza. Evet, 114 liraydı. Ortalama 5 lira. Tam %5 değil galiba, biraz daha. %5 ufak. Ya zaten hani burada da yazıyor %5 ile %0.5 arasında aldığınız ürüne göre bize bu kadarına layık gördüler. %5'e zaten çok yakın. Hiçbir şey yapmadım. Sadece buradan gittim ve bana 5 liralık bonusu vermiş oldu bonus bey. Şimdi 141 lira da 5 lira fena değil. Şimdi kampanyanın detaylarından da bahsedelim. Aslında herkes biliyor artık, çok fazla yine de bahsedelim. Hani yeni izleyen yani arkadaşlar vardır belki, aramıza yeni katılan seyirciler. 5 Temmuz'da kampanya... Videolarını yeni açan izleyicilerimiz için bahsediyoruz. Aynen öyle abi. 5 Temmuz'da kampanya sona eriyor. Yapmanız gereken şey şu: ekranda bulunan linke tıklayacaksınız. Orada bizim bir kayıt formumuz var. Oraya ulaşacaksınız. Ayrıca bu videoyu da Facebook profilinizde herkese açık bir şekilde paylaşmanız lazım. Aynen ki öyle. Herkese açık kısmı çok önemli arkadaşlar. Bazen paylaştım diyorsunuz. Ancak bunu hani biz göremiyoruz paylaşıp paylaşmanızı. Kazansanız bile gönderemiyoruz maalesef. Aynen öyle. Ürün geldikten sonra biz bir incelemesini yapacağız. Biz önce bir kurcuklayalım neymiş ne değilmiş. Bir parmaklamadan göndermeyelim. Aynen öyle. Sonra da size göndereceğiz. Kazanan arkadaşa göndereceğiz ürünü. Dediğim gibi Facebook'ta herkese açık şekilde paylaşıyorsunuz ve form dolduruyorsunuz. Bizim formumuzu dolduruyorlar. Zaten YouTube sayfamızı falan beğeni dememize artık gerek yok diye düşünüyorum. Neyse. Kazancımızı sağladık. Drone'umuzu aldık. Bey gibi yurt dışından bir alışverişle gerçekleştirmiş olduk. Aynen. Yavaş yavaş videomuzu artık kapatabiliriz sanki. Bitirelim bakalım. Yurt dışından alışverişle ilgili sorularınız varsa yorum olarak videonun altına atın. Elimizden geldiğince cevaplamaya çalışalım. Ayrıca bizleri de şu an ekranda gördüğünüz
sayfalardan takip edin, takipte kalın. Onun dışında videoya da like atmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Hoşça kalın.